Türkiye'nin en iyi radyo ve müzik portalı. Konuk oyuncularımız efsane. Evet, Dilber Ay var, Acun Ilıcalı var, Eser Yenenler var,
Murat Davutoğlu var. Murat Davutoğlu, Erdem Baş. Sinan Seyitsever. Yani çok 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 iyi konuk oyuncularımız vardı. Kimseliğimiz vardı. Çok kıymetli oyuncular, çok kıymetli insanlardı. Sağ olsun abi, kırmadılar, çok mutlu olduk. İlberay sahnesi evimizi görünecek. Yani o fragmanda gördüğünüzün bir fazlası filmin içerisinde var. Çok eğleneceksiniz. Bir de vallahi öyle mi diyoruz ya? Çünkü hem film olarak hem işi olarak hep üstüne katılmayı hedeflediğimiz için inşallah öyle olacağını umut ediyoruz yani. Evet, onunla beraber yaptık. Çünkü biz de aynı yerlerle tanışacağız. Vallahi inşallah öyle. Bedri Anlısı'nı da çok seviyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşım. Onun da bütün filmlerinin de yönetmeni. Zaten 10 yıllık bir arkadaşımız. Bu zaman başından beri hep yanımızda. Hep destekçimiz. O yüzden Bedri Anlısı'na sonuna kadar devam etmek isteğimizde kaldık. Film kadar müzik de çok. Sahnede söylediğiniz zaten. Aynen öyle. Valla aslında normalde böyle bir şey yapmıyordum. Hakikaten İzmir seyircisine özel bir şey oldu. Baktım çok sağlam kalabalık var. Şarkı da artık ciddi ciddi yayılmaya başladı. Söyleyelim aklına verelim abi şarkı. Ağrı bulacağı adammış olalım. Hakikaten çok istiyorduk bizim şarkıyı elinde kullanmayı. Keşke kısmet olsaydı Harun abiyle yükleseydi. Olmadı. Orada almış olduk. Ben bir şey soracağım. İbrahim Bey, dolar kardeş olarak nasıl? Onu söyler misiniz? Valla 10 numara arkadaş abi. Yani 20 yıldır arkadaşız. 20 yıldır 10 numara arkadaş. Öyle söyleyeyim. Yani bizim arkadaşlığımız hakikaten artık kardeşlikten de öte. Birbirimizin sonuna kadar arkasındayız. Yani zamanla sete Eser Bey de geldi. Evet. Aynen öyle. Eser filmde de oynuyor. Filmde de çok güzel bir sahnesi var. Çok tatlı bir sahnesi var. Eser, biz üçümüz hep beraberiz. Eser de edeceğiz. Ocak ayından itibaren inşallah. Hayır, başka kanalda devam edeceğiz inşallah. Eser de en büyük destekçimiz. Hep beraberiz zaten. Bu filmi de ikimizin oynaması çok istedi. Sağ olsun. Filme de katkı da bulundu. Çok mutluyuz o yüzden. Geleceğin Mazhar Fuat Özkan'ı yiyor musunuz işiniz? İnşallah ben Mazhar Fuat Özkan diyemedim farkında mısın? Mazhar Fuat dedi, diyor. Dünyasında Fuat Özkan. Ne mutlu. Keşke öyle bir efsane yaratabilsek. Keşke yıllar geçtiğinde onlar gibi bir at bırakabilsek ortada. Bizim için muhteşem olur yani. Aşağıda beni görünce de üzüldüler. Yani bu çocuk niye böyle? Yani Allah bu çocuğun yardımcısı olsun. Bekledikleri gibi çıkmadım. Ona da üzüldüler ama sağ olsunlar. Çok seviyorlar bizi. Biz de onları çok seviyoruz ama zaten dediği gibi şarkı falan da söylemiyor normalde. Ben yapamadım yani zaten. İbrahim'in arada gelemedi. Şarkı hani söyleme öyle bir coşku var ki. Belki kaset çıkarsınız anlayın ben. Yani ben de çıkarmayayım. Yani bu sevgiyi bence koruyalım. Eğer ben bir müzik albümü yaparsam burada bir tane insan bulamayız. Öyle söyleyeyim yani. Sinemadan devam. Evet, sinemadan, yazarlıktan devam. Müzik işine kardeşimiz zaten yüzlerce milyon kullanarak bakıyor. Biz orada arkasında devam. Başka ben hep yüklüyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Ayaklarınızı sağlık. Çok teşekkür ederim. Denizcik misiniz? Vallahi inşallah beğenirsiniz. Basınımızdan. Yöptünüz. Teşekkür ederim. Güzel'e de Sayın Serdar Şen'e de sonsuz teşekkürler ve alkışlar İzmir adına. Çok güzel bir filme imza attılar. Hoş geldiler, şeref verdiler. Hazır mıyız? Gülçin abinim hazır mıyız? Hazırız. İzmir hazır mı? Geliyorlar. Oğuzhan Koç geliyor alkışlarla. Filmimizin yazarı ve başrol oyuncularından İbrahim Büyüzak geliyor! Erhan Bey, çok teşekkür ederiz sana. Çift kadar coşkulu takdim edilmemiştik. Bunu sadece Erhan abi yapıyor. O yüzden bir alkışta Erhan abiyi alabilir miyiz? Arkadaşlar, anlaştığımız gibi olmadı ki. Oğuzhan Koç geliyor! Abi ne olur, biz utanıyoruz vallahi yani. Çok, zaten ufacığım iyice ufaldı. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık hepinizin. Zahmetler verdiniz.
Biz İzmir'e her gelişimizde, daha çok güzel hareketlerden biraz önce İvo da öyle söylemişti. Her oyunumuz, buraya her gelişimizde çok büyük coşkuyla karşılanıyoruz. Biz de o yüzden buraya her seferinde daha büyük bir coşkuyla geliyoruz. Filmle ilgili de İvo bir şeyler söylesin. Sonra izlemeye geçelim. Vallahi hepinize çok teşekkür ediyoruz. Burada olmak çok büyük bir mutluluk. Alanda da söyledim. Yarın da Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı'nda da İzmir'de olmak çok güzel. Cumhuriyet Bayramı'nın çok da olsun çok güzel. İnşallah birbirimizi beğenirsiniz. Biz çok inanıyoruz, çok eğlenceli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Sizinle beraber izlemenin de gerçekten ayrı bir heyecanını yaşıyoruz şu an. Şu anda bakıyorum çok güzel bir kalabalık var. Görüyorum böyle çocuklar, işte arkadaşlar gelmiş, aileler gelmiş, ilk buluşan sevgililer gelmiş. Onlar arkalarda oturuyorlar yani. Onlardan ricam, onlar da filmi izlesinler lütfen. Yani çok rica ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İbrahim Bey, Oğuzhan Bey, o küçücük İzmir abim olabilir size, yeni abim önce. Efendim bu Sayın Oğuzhan Koçer, yol arkadaşı, filmimizin yol arkadaşı olsun. 35 MK olsun. Buradan rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız her adamlarımızın bir plakaya ceza yaratmazlar. Yani çok teşekkür ediyoruz. Çok güzelmiş bu ya. Çok teşekkür ederim. Ben bunu valla takacağım, kusura bakma ya. Bundan sonra böyle gireceğim, plakamla gireceğim. Hatta alıysam arayın. Lütfen. Bundan sonra yolda beni görürüz. Hatta alıysam arayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir servis yapalım. Evet. Bir plakamızla beraber. İlk defa böyle oldu. Heyecanlıyım. Çok yaklaş. Şöyle biraz geniş mi? Tabii. Ama şu anda mesela sizinle çekiyorsun arkadaki insanların başı tel mi? Yani orada oturuyorum diye. Niye senin önünde çekiliyor, onunla çekemiyorum? Sus git! Pardon, şerefsiz misiniz? Evet benim. Senin pozisyonunda olmak isteyen çok insan var. Muzaffer Usta! Muzaffer Usta! Ne var kardeş? Muzaffer Usta siz misiniz? Ben erkek zannettiniz değil mi? Siz kadın mısınız? Çok mu dövdüler? Beni dövdüler. Ağzıma sıçtılar. Valla ben bilmem, benim tanıdığım ilk bahardı. İşte senin ilk bahar, benim son bahar oldu. İki koca günde İstanbul'dan Ayvalık'a gelemedin. Geldiğinde de yanında bu şeyi getirmişsin. Bir öpücükle her şeyin değişebileceğine inanmayı niye bırakır ki insan? Senin ölüme bile gidilir. Yani biz yine de yaşamaya çalışalım kardeşim, tamam? Doğru diyorsun.